Merhaba arkadaşlar, Advanced Dil Eğitim videolarına hoş geldiniz. Advanced Dil programı ile her türlü içerik yapıyı modelleyebilir, imalat çizimlerini oluşturabilir ve malzeme listelerini alabilirsiniz. Advanced Dil ile içerik yapı modelimizi tamamladık. Şimdi birleşimleri modelleyeceğiz. İlk yapacağımız birleşim taban plakası birleşimi olsun. Taban plakası ve ankrajları modelleyeceğiz. Bu Advanced Dil Tool paleti şuradan gizleyelim. Extended Modeling'e geliyoruz. Burada Connection Wall butonu var. Buna bastığımızda bize makroların olduğu paleti açıyor. Şimdi burada makronun üzerine geldiğim zaman sağ tarafta bunun resmini gösteriyor. Şöyle sol tuşla tutup sağa sola kaydırabiliyoruz. Şuradan aşağıdan da şurayı tutarak şöyle genişletip büyütüp veya küçültebiliriz. Üstte makronun resmini gösteriyor. Altta da makro ile ilgili açıklama var. Mesela burada Selection Order'da sadece kolon yazıyor. Yani kolonu seçtiğimizde bu makroyu oluşturuyor. Profil tipi olarak herhangi bir profile uygulanabilir bu makro. Bir alttaki makroya bakalım. Bunun da resmi bu şekilde. Burada da yine sadece kolonu seçerek yapabiliyoruz. Profil olarak da kare profilleri ve dairesel profilleri kullanarak bu makroyu uygulayabiliriz. Bunun dışında mesela I profillere falan uygulanamıyor bu makro. Buradaki açıklamayı da okuyabiliriz. Şimdi biz baseplate makrosunu kullanarak birleşimimizi oluşturacağız. Bir kez sol tuşta tıkladım baseplate'i. Geliyorum. Kolonu sol tuşta tıklıyorum. Burada betonarme objeyi de seçmek ister misin diyor. Bizim modelimizde betonarme obje yok. Hayır diyorum. Şöyle ekrana sol tuşta tıklayıp yakınlaşalım. Dikkat edersek makroyu oluşturdu fakat biz ne yapıyorduk? Şöyle home sekmesine gelelim. Kolon, kiriş ve çapraz gibi elemanları tanımlarken bir layer oluşturuyorduk. Şimdi en son grid layer'ında kaldığımız için, kuşak layer'ında kaldığımız için ve connection oluşturmadan önce de layer'ı değiştirmediğimiz için bunu da grid layer'ıyla yaptım. Şimdi makroların içerisindeki elemanların renklerini böyle tek renk yapmak istersek buradan Layer Properties'ten Connection için New Layers diyerek bir Connection veya birleşim isminde bir layer oluşturup bu şekilde yapabiliriz. Fakat böyle olmasını istemezsek öncelikle tabii bunu silmemiz lazım. Makroyu silmek için de makronun içerisindeki herhangi bir elemanı sol tuşta seçip klavyeden Delete'e basıyoruz. Böylece makroyu silmiş oluyor. Şimdi normalde standart yapılış şekli de şu şekilde. Buradan standart layer'ını seçiyoruz. Standart. Tekrar base plate seçtim. Kolon. No dedim. Şimdi dikkat edersek buradaki standart layer'ı beyaz renk. Fakat standart layer'ıyla connection yaptığımız zaman burada plakalar sarı renkte, ankrajlar da cyan renkte oldu. Layer Properties'e gelirsek, buradan ankrajların cyan renginde olduğunu, Place'e gelirsek, Place'in de 40, yani bu renk sarı değil 40'mış, 40 renginde olduğunu görebiliriz. Bunu değiştirmek istersek de, standartta bir değişiklik yapmayacağız. Buradaki bu layer'ları değiştireceğiz. Yani mesela plates'i şöyle içine girelim. 172 yapalım. Dikkat edersek değişti. Ankor'a gelip ankor'da şöyle mesela cyan değil de farklı bir renk seçebiliriz. Diyelim ki
207 yaptım. Bu şekilde değiştirerek kullanabiliriz. Şimdi ben tekrar eski haline getiriyorum. Şu makronun dışında gördüğümüz çerçeve ise makronun içerisine girmek için oluşturulmuş bir şey. Şu şekilde çift tıkladığımızda makro menüsünü açıyor. Bu makronun menüsünü açıyor. Şimdi bunun üzerinde bazı değişiklikler yapacağız. Şuradan base plate'e geliyorum. Mesela 1 plate thickness. Şuradaki resimde 1 numaranın plakanın kalınlığı olduğunu görebiliriz. Plakanın kalınlığını 15 milim yapalım. Biz burada değiştirdiğimizde otomatik olarak modelde de değişiyor. Şimdi şu kolon shortening'de value'yu seçersek ve buraya bir değer girersek, mesela -50, bizim kolonumuz sıfır kotunun aşağısına inmiş oluyor. Normalde şu şekilde plate thickness olursa plate'in kalınlığı sıfır kotundan biraz daha yukarıya gidiyor. Yani 15 milim yukarıya gidiyor ve plate'in altı sıfır kotu olmuş oluyor. Normalde bu şekilde yapacağız. Base plate dimensions'a geldiğimizde ise all projection equal seçeneği işaretli. Bu da şuradaki resimde gördüğümüz kenar mesafeleri. Numara olarak da zaten 1, 2, 3, 4. Şuradan bakabiliriz. 1, 2, 3 ve 4. Bunların hepsi şu anda eşit. Yani şu projection'a ben 50 yazarsam, şöyle bir yere gir çık yapayım. Bütün köşeleri 50 milim yapmış oldu. 100 yaparsam, enter'a basalım. Bütün köşeleri de 100 milim mesafeyle dışarıya almış oldu. Tiki kaldırdığımda ise bu diğer projection'lar da açılıyor. Ve böylece buralara da değer girebiliyoruz. Mesela 50, 50, burası da 100 olsun gibi. Plate corner'da ise plakaların köşesiyle alakalı ayarlar var. Mesela bir numaralı köşeyi fillet şeklinde veya cut yapabiliriz veya convex yapabiliriz böyle. Böyle değişiklikler yapabiliyoruz ve değişiklik yaptığımızda şuradan da mesela ölçü verebiliyoruz. Ankoraj ve deliklere gelirsek burada şunu gizleyelim. Şimdi burada berkitme falan oluşturacağımız için şu kuşakları da bir kapatalım. Tekrar şu çizgiyi çift tıklayalım. Şimdi burada ankraj çapını önce değiştirebiliyoruz. Şöyle 20 milim yapabiliriz. Ankraj tipinde ise şuradan oka bastığımızda geniş bir kütüphanesi olduğunu görebiliriz programın. Şöyle bayağı bir geniş bir kütüphanesi var. Eğer biz yerinde bırakma ankraj yapmak istersek şurada holding down bolts var. Bunu seçerek yerinde bırakma ankraj yapabiliyoruz. Şöyle mesela 24'lük veya 30'luk yapabiliriz veya 20'lik yapabiliriz. Ankraj kalitesi olarak da 4'e 6 ve 8'e 8 seçenekleri var. Yerinde bırakma ankraj değil de mesela kimyasal veya mekanik ankraj yapmak istiyorsak burada bayağı bir seçenek var. Mesela Hilti markasının ankraj tiplerini burada görebiliyoruz. Mesela Hilti HST var. 16 milim. Hilti R500 var.
Bunları inç olarak vermiş. Bir de Fisher'ınkiler de var şurada. Buradan seçim yaparak ankorajımızı modelleyebiliriz. Biz şimdilik şuradaki holding down balls'u seçerek şöyle yerinde bırakma ankoraj yapacağız. Kalitesi 4'e 6 olsun. Ankorajın uzunluğu da şöyle 400 mm olsun. Washer plate'e geldiğimizde de create washer plate'i seçersek şuraya pull ekliyor. Bunu da kalınlığını verebiliriz, ebatını verebiliriz. Şuradan mesela 80 yapıp basarsak ebatını değiştirebilir. Şunu da mesela 5 mm yapabiliriz şöyle. Ankoraj paralel web'de ise ankoraj ölçülerini giriyoruz. Şuradaki 3 numara offset from center ankoraj grubunu merkezden offset veriyor. Kaçıklık veriyor yani. Mesela şöyle 50 yapıp 50 yazıp enter'a basarsak buradan offset olduğunu görebiliriz. 0 yapalım. Intermediate distance'da ise şu ankrajlar arasındaki ara mesafeye girmiş oluyoruz. Şöyle 150 yapabiliriz. Grup 2'de ise şuradan both side'ı seçtiğimiz zaman şuraya da numara girersek şöyle bir bu tarafa bir ankraj daha eklemiş oluyor. Bunu kapatalım. Flanşlara paralel olan ankraj grubuna gelirsek şuradan 3 yazalım. Şöyle. Offset from center yine 0 olacak. Ara mesafesi de 160 olduğu zaman bu şekilde oldu. Şuraya gelelim. Şu 150'yi 250 yapalım. Şimdi şu orta sıraya da ankraj koyabiliriz. Şu ankrajları biraz daha şöyle 300 yapsak. Şu ortaya da bir ankraj ekleyebiliriz. Yani şurayı 3 yapalım. Şunu 150 yapalım. Şimdi burada ne oldu? Ortada da ankraj oldu. O ortadaki ankrajı da şuradan Remove Center Bolts'u seçerek kapatabiliyoruz. Berk itmeler ve plakalara geldiğimizde ise burada kod plakası koyabiliyoruz. Şöyle seçelim. Shim plakası koyabiliyoruz. Share Anchor koyabiliyoruz. Yani kaymakaması dedikleri profili koyabiliyoruz. Şöyle profil seçersek şuradan da profilin tipini belirleyebiliriz. Share Anchor Length'de ise bunun boyunu belirliyoruz. Şuradan kaynak tipini ve kaynak kalınlığını da verebiliyoruz. Berk itmelere geldiğimizde ise Web Stiffener'da Create Stiffener'ı Both Side diyerek buradan berk itme oluşturabiliriz. Şimdi bizim Web Stiffener'ı bu şekilde kullanmayacağız. Bunu None diyelim. Outside Stiffener kullanacağız. Şu şekilde. From base plate thickness 10 mm olsun. Şuradan outside chamfer height ve outside chamfer width'i değiştirebiliriz. 5 numarada yükseklik var. Yüksekliğe 100 girelim. Veya 150 yapalım. Şöyle biraz daha yüksek olsun. Şimdi outside chamfer height'te de 50 ve 50 girersem yükseklik ve genişlik olarak şöyle pahalı bir şekilde berk itmemi oluşturmuş oldum.
Filan stiffener'da ise diğer yöndeki berkitmeleri oluşturacağım. Burada both side diyorum. Her iki tarafta da yapması için. Şöyle. Kalınlık 10 milim olacak. Yükseklik 150 milim. Genişliği de 90 milim yapsak. Tam denk geliyor. Şimdi bunun da outside chamfer height'ini ve width'ini 50-50 yapalım. Şu şekilde. Böylece taban plakası birleşimimizi oluşturmuş olduk. Şimdi bunu diğer kolonların altında da kullanmak için veya başka projelerimizde bu tipte bir ankraj yapacaksak böyle tekrardan uğraşmamak için şuradan Properties Library'e geliyoruz. Kütüphaneye Save Values diyoruz. Ve bize burada oluşturduğumuz taban plakası birleşimini kütüphaneye kaydetmiş oluyor. Şimdi bunu kapatalım. Diğer kolonun altına da aynı birleşimi uygulayalım. Base plate. Şimdi burada farklı bir şekilde bir base plate oluşmuş olsaydı, mesela şöyle, biz buradan sadece gelip şunu seçecektik ve birleşimimiz burada otomatik olarak gelecekti. Buradan seçerek böyle birleşimimizi oluşturabiliyoruz. Veya şöyle de yapabiliriz. Advanced Tool palette'te Tools başlığı altında şurada Create by Template var. Buna basıyoruz. Makronun şu dıştaki küp şeklindeki çizgisine sol tuşla tıklıyoruz. Sağ tuş yapıyoruz. Sonra kolonu seçiyoruz. No dedik. Bu tarafa geliyoruz. Kolonu seçiyoruz. No dedik. Kolonu seçiyoruz. No dedik. Şöyle döndürelim. Kolonu seçiyoruz. No dedik. Bu şekilde diğer kolonların altına da taban plakası birleşimini kopyalamış olduk. Şimdi rüzgar kolonu altına da yine taban plakası birleşimi yapalım. Taban plakası 10 milim olsun. Şuradan sadece 20 milimlik bir dışarı taşma yapalım. Ankrajlar burada da yine holding down bolts olacak. Ankrajlar 16 milim olsun çapı. Şöyle 300 yapalım. Bu şekilde mafsallı bir birleşim yaptığımızı düşünelim. Bunu da yine Properties'den Library'e gelip Save Values diyerek kaydedebiliriz. Burada Section kısmında HA160, diğer birleşimde ise HA240 yazıyor.
buradan hangi birleşimi veya hangi kolon altına nasıl bir birleşim yaptığımızı aşağı yukarı tahmin edebiliriz. Zaten direkt seçer seçmez bu birleşimi de uyguluyor. Şimdi yine Tool Palette'te Create by Template'le birleşim şöyle seçiyorum. Sağ tuş. Böylece tüm kolonların altına taban plakası ve ankrajı modellemiş oldum.